billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a hamd ediyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a da mahlukatın nefesleri adedince selat ve selam ediyoruz. Efendim, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Güzel bir duası vardı. Hatırlayalım, 3 aylara girdiğimizde bu duayı yaptık. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna ramadan... Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır. Evet, duamız kabul oldu. Hamdolsun an itibariyle Ramazan-ı Şerif ayına girmenin mutluluğunu, hazzını, gururunu yaşıyoruz. Allah tekrar tekrar bu güzel aya ulaşmayı, bu güzel ayın getirmiş olduğu bütün güzelliklerden de istifade edebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti, bütün güzellikleri üzerlerinize olsun. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca sahur sohbetlerinde saatler dördü gösterdiğinde inşallah huzurlarınızda olacağız. Birbirinden değerli konuklarımız olacak. Eşsiz ilahileriyle Habib İspirli ve ekibi e, güzellik katacak. Ve aynı zamanda aşşı şerifler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri olacak. Ve dahası inşallah sahur sohbetlerinde e, sizlerle beraber olacak. Aynı zamanda gün içerisinde hafta içi her gün saat 12'de Ramazan sohbetleriyle karşınızda olacağız. Yine güzel hanelerinize, sıcak yuvalarınıza misafir olmaya devam edeceğiz. Allah yapacağımız bütün ibadetleri, bütün güzellikleri şimdiden kabul eylesin. E, dua ayındayız, istiğfar ayındayız. E, Kur'an-ı Kerim'de Es-sa'du billah ve bil diyor Cenab-ı Hak. Onlar seher vakitlerinde istiğfarda bulunurlar, dua ederler. Gelin şu güzel duaların müstecab olduğu e, güzel bir zaman diliminde ellerimizi açalım, gönüllerimizi Rabbimize yöneltelim. Şu güzel programa bir dua ile başlayalım. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا رب العالمين جميع رمضان استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه abdin zalimin li nefsihi la li nefsihi mevten ve la nushura, Ya Rabbi bu uçağımızdan şu ana gelinceye kadar işlemiş olduğumuz tüm büyük ve küçük günahlardan beraatımızı, affımızı istiyoruz, istirham ediyoruz. Lütfen ve keremen bizleri affeyle, bizlere merhamet eyle, bizlere imdad eyle, iki cihan saadeti nasip eyle. Allah'ım evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olarak nitelendirilen mübarek Ramazan-ı Şerif ayının ilk sahurunda Allah'ım ellerimizi, gönüllerimizi sana açık sana yönelttik. Kimin ne derdi, kimin bir derdi, bir sıkıntısı var ise şu güzel zamanlar hürmetine izale ile Allah'ım. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, derdi olan kullarına devalar borcu olan kullarına edalar kolaylıklar ihsan eyle. Her ne müşkilatımız var ise hallu asan eyle. Görünür görünmez kaza, bela, sıkıntı, elem, keder, deprem, yangın, sel, salgın, savaş, terör felaketleri gibi aklımıza gelen gelmeyen tüm sıkıntılı hallerden Allah'ım sana sığınıyoruz. Sen cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım ya Rabbel Alemin sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle dua etmiş. Allahumme innake afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Amin ve selamun alel murselin ve hamdulillahi rabbil Alemin el Fatiha. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim sözümde ve vadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim günahlarımı da itiraf ederim. Beni affet, çünkü günahları ancak sen affedersin. Amin. Efendim tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi geldiniz. Allah'ın rahmeti üzerlerinize olsun. Allah hanenizden Huzuru, bereketi eksik eylemesin inşallah. Bir taraftan sahur sofraları hazırlanıyor. Bir taraftan bizleri izliyorsunuz. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Haneli, hanelerinize bizleri kabulünüzden ötürü sizlere canı gönülden teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Dediğimiz gibi bir ay boyunca inşallah sahur sohbetleriyle hanelerinize misafir olacağız. Ve birbirinden değerli konuklarımızla ve ilk konuğumuz kim merak ediyorsunuz. İlahiyatçı yazar Ahmet Öz Karataşlıoğlu hocam. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sahat afiyettesin hocam? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah hoş razı olun. olsun. Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum hocam. Bir mukabil biz de tebrik ediyoruz hem sizin hem tüm dinleyenlerimizin, buradaki kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif ayı hayırlara ve bereketlere vesile olsun. Amin. En önemlisi de ruhuna uygun olarak değerlendirmek. Allah hepimize nasip etsin. Amin. İnşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Amin. Ee, kıymetli misafirlerimiz, izleyenlerimiz Değerli dostlar bir kısa aramız var inşallah e, reklamdan sonra hemen e, hızlıca bir şekilde Ahmet hocamla doyumsuz bir sohbet sizleri bekleyecek. Kısa bir ara lütfen e, Allah emanet olun şimdilik. Habib İspirli Üstadımıza çok teşekkür ediyoruz ee, bu güzel eserlerinden ötürü. Ee, şimdi e, belki ekranların yeni açanlar vardır. Ben konuğumu tekrar edeyim. Ahmet Özkarataşlıoğlu hocamla beraberiz. Allah nasip ederse çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Demin de dediğim gibi Habib İspirli ve e, ekibi Allah nasip ederse her sahur bu güzel namelerini, bu güzel ilahilerini inşallah sizler için söyleyecekler inşallah istifade edeceğiz hep beraber. Efendim, e, Ahmet Hocam, Ramazan-ı evet. Şerif ayına geldik. Mutluyuz, huzurluyuz. Ramazan-ı Şerif ayı gerçek manada bize birçok güzelliğiyle geldi. Evet. Ancak bizler mutluyuz ama biraz da buruş. Evet. Hani bir Gazze, Filistin olayı da var. Evet. Oradaki arkadaşlar, oradaki Müslüman kardeşlerimizin mesela bugün haberlerde izledim yemekleri yok. Çadırlarda insanlar ama Ramazan geldi diye onlar da bir e, sevinç içerisinde böyle ışıklandırma yapmışlar böyle. Eyvallah. Şimdi Allahü Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Ümmeti olduğumuz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de aline, ashabına bir kere daha salat ve selam olsun. Bu vesileyle tekrar hem programımız hem Ramazan-ı Şerif ayı hepimiz hakkında dinleyen kardeşlerimize de hayırlara vesile olsun. Bugün e, akşam dün itibariyle yatsı namazını eda ettikten sonra terafi namazlarını kılarken bir <laughs> Efendi Camindeydik. Orada eda ettik namazımızı. Allah Orada kabul etsin. Cemaatimizle beraber kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hocalarımızla aynı konular gündeme geldi. E, İlla ki gelecek. Hepimiz bir can taşıyoruz. Bir beden taşıyoruz. Bunun e, insani boyutuyla en aldığımız vakitte yani inanç boyu hepimizde bir inanç var. İslami boyutuyla değil de bir de insan olarak, vicdan olarak ele aldığımız vakitte. Ki bunu böyle bu şekilde e, dertlenen de e, birçok Avrupa ülkesinden e, tabii, insanlar görüyoruz. Dünyada şu anda en büyük tepki e, Avrupa ülkelerindeki insanlardan var. O insanlara baktığımız vakitte o insanların içlerinde özlerinde bir İslam inancı yani Müslüman olduklarını görmüyoruz. Allah hepsine İslam nasip etsin. Amin. Belki bu hareketleri de e, mazlumun e, yanan o içindeki ateşinden dertlenmelerinden sebep ümit ederiz ki allah Teala onlara da İslam'ı nasip etsin. Amin. Müslüman olmanı nasip etsin. Adım adım belki bu hareketler de onları oraya taşıyabilir. Evet. Yarın kimin ne olacağını biz bilemeyiz. Ama baktığımız vakitte hakikaten yüreklerimiz buruk. Evet bir Ramazan mevsiminin heyecanını yaşıyoruz. Ama akla mazlumlar geldiği vakitte Filistin, Gazze akla geldiği vakitte insan lokmayı bile efendi boğazından aşağı indirirken kursağında kalacak gibi oluyor. Neden? Çünkü öbür tarafta çocuklar, bebekler, masumlar, kadınlar, savunmasız olan insanlar üzerlerine yağan bombaların içerisinde bir esaretin içindeler. Evet bir imtihandalar ama aynı zamanda bu imtihan da bizim imtihanımız e, olabilir ben mi? Diyecekti masumdan aldığınız lafı. Onlar orada imtihanı olurken biz de bir imtihandayız. Şimdi onlar evet bir mücadele içerisindeler bir baskıya, ambargoya karşı bir mücadele ediyorlar. Aynı zamanda efendim vatanlarını mücadele etmek üzere gayret ediyorlar. Açlık var, sefalet var, kıtlık var. İşte fotoğraflarda, videolarda efendim ekranlarda seyrediyoruz. Yukarıdan paraşütlerle koliler atılıyor. Kimi denize düşüyor, kimisi karada dağılıyor. Ya paraşütten atılan e, unun parçalandığını ve denizin kenarında unla kumu Eleyecekler, araç efendim çıkaracaklar da onları evlerine götürecekler ya da bulundukları yerlere evleri de kalmadı çadırlara oradan efendim çocuklarına ailelerine katık yapacaklar. 150 güne yakın yani onun üzerinde bu insanlar böyle bir çilenin böyle bir imtihanın içerisindeler. Dünya sessiz, hepimiz seyrediyoruz ama şu son hafta içerisinde 145. günde bir hanımefendi kardeşimiz, ablamız, annemiz neyse, efendim orada bir ekmeğe kavuştuğu için 150 günden evet, sonra diyelim bir ekmeğe kavuştuğu için ekmeği öpüp koyuyor başına. Evet. E şimdi o fotoğraf da bize niye hatırlatıyor? Biz şu anda bütün dinleyen kardeşlerimiz sofraların başındayız, sofralarımız hazırlanıyor, yemekler yapılıyor, yapılacak. Yarın iftar menüleri ayrı ayrı önümüze konulacak. Ama insan olarak, vicdan sahibi olan insanlar olarak bir de düşünmek gerekiyor ki dünyanın bir tarafında biz aynı dünyada yaşıyoruz Gazze de çok uzak bir yer değil Antalya sahilinin karşısı Gazze Akdeniz açıklarından sonra uluslararası suların ötesi Gazze burada da bir insanlık dramı var biz buna duyarsız kalamayız bir insan olarak bir de hani peygamberimiz diyor ya bir kötülük gördüğünüz zaman e, elinizle düzeltin elinizle gücünüz yetmezse dilinizle, dilinizle. düzeltin Dilinizle de gücünüz yetmezse kalbinize buğz edin. Eyvallah. Bu da imanın en asgari, en zayıf durumudur Tabii, diyor. Tabii öbür taraftan başka bir hadis-i şerifinde diyor ki kişi kendi için istediğini bir başkası bir değil. başka Müslüman kardeşi için istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz buyuruyor. En az... öbür taraftan da e, bu, e, Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeyen kamil mümin olamaz. Hatta bir hadis-i şerifinde bizden değildir diyor. Bizden değildir ne demek? İslam ümmetinden değildir demektir. Leyse minna ile alakalı adı şerifler hep gelir. Bizden değildir der. O bizden değildir ne demek? Ümmeti Muhammed'in. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti içinden değildir diyor. Mesela komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Bir Müslüman kardeşinin derdi var. Bir insanın derdi var. Onun derdiyle hemhal olmayan, onun acısını hissetmeyen, onun kurtuluşu için gayret etmeyen kimse de bizden değildir diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. E şimdi dünyada böyle bir ahval var. Ramazan mevsimi de evet gelişiyle bize bir rahatlık, bir selamet, bir huzur getirdiği gibi aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayını kıymetli kılan nedir? Kur'an-ı Efendim kendisinden nazil olmasıdır. Şimdi biz Ramazan mevsimi geldi diye seviniyoruz. Ramazan-ı Şerif ayını kıymetli yapan nedir? Kur'an-ı Azimuşan'dır. Peki Kur'an-ı Azimuşan bu Ramazan mevsiminde gelmesiyle Hı. beraber biz sadece şunu mu diyeceğiz? Evet bu ay Kur'an ayı geldi, hoş geldi, sefa geldi, sevindik. Yok bu değil. Bunun bir ötesi bu ayda gelen Kur'an-ı Azimuşan'la tanışmak. Arada kopan bağları tekrar birleştirmek. Raflardan Efendim, köprüleri tekrar ihya etmek, inşa etmek yeniden Kur'an'la tanışmak. E Kur'an'la tanıştığın zaman o Kur'an-ı Kerim sana insan olmayı, insanı kamil olmayı, mümin olmayı, kamil mümin olmayı, vicdan sahibi insanlar olmayı, müminler olmayı, infakı, elindeki nimetleri paylaşmayı sana gösterecek. Mazlumun derdiyle dertlenmeyi gösterecek. Zalimlere meyletmeyin diyecek. Efendim sizden olmayanlara karşı mücadele etmeniz gerektiğini bunu öğretecek Kur'an-ı Kerim bize şimdi. Aslında ramazan Şerif ayının gelişiyle ve Kur'an-ı Kerim'in onda nazil olmasıyla beraber bize ne gelmiş oldu? Aslında şifa gelmiş oldu. Şimdi şöyle bir yüzeysel bakalım, dünyaya bir bakalım. Dünyanın her bir tarafındaki insanların Türkiye'mizde dahil olmak üzere bir çıkış arıyor, bir kurtuluş arıyor insanlık. Dünya herkesin bir sıkıntısı var. Şimdi buraya gelin. Bugün dünya üzerinde Türkiye'de, İstanbul'umuzda ne kadar tanıştığımız, bildiğimiz insanlar var. En Ali Ulala üst çıtada varlıklı insanlar var. Bazı o insanlarla oturduğumuz vakitte onlar diyor ki hocam hayat bize dar geliyor. Sen bakma lüks bir hayatın içerisinde olduğumuza. E niye yüreğimiz daralıyor? Biz rahat değiliz, huzurlu değiliz. Evet, her türlü nimetin içerisinde bizde var ama biz mutlu değiliz. Şimdi onun mutluluğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Öbür taraftan ekonomik sıkıntıda olan insanlar da mutlu değil. Öbür taraftan yuvası içerisinde ailevi problemleri olanlar da mutlu değil. Öbür taraftan geçim telaşisi içinde olanlar da mutlu değil. Öbür taraftan geliyorsun ki iş sahiplerine bakıyorsun onlar da serzenişte mutlu değiller. Ne taraftan bakarsak bakalım insanoğlunun hayatında imtihanlar var, musibetler var, üzüntü sebepleri var, kederler var. Dünyanın her bir tarafında. Gazze'de bir yaşam mücadelesi var. Burada yuvanın içerisinde yuvayı devam ettirme mücadelesi var. Varlıkta olan varlığını devam ettirmenin imtihanı içerisinde var. Yoklukta olan varlığa kavuşmanın imtihanını veriyor. Herkeste bir imtihanı var. Bir de manevi dünyamızda ibadetlerimizi yapıp yapmamakla alakalı bütün bunların içerisinde bir imtihan içerisindeyken bir de bunun içerisinde biz huzuru ve mutluluğu arıyoruz. Ya da dertlerimizden kurtuluşu arıyoruz. İşte bu ay Ramazan mevsimi o kurtuluşu bize getiren Kur'an-ı Azimuşa'nın kendisinde geldiği bir ay. Hı. Mesela Kur'an-ı Kerim "Ve nunezilu minel Kur'ani ma huve buyuruyor. Biz Kur'an'ı şifa olarak indirdik. Şifa ne demek? İlaç, merhem, derdine deva geldi. Evet. Bütün dertlerimize deva geldi. Şimdi hocam, çok güzel anlattınız. Özellikle hani Doğu Türkistan'a da bir atıf evet. yapalım. Hatta isimlerini sayamadığımız dünya coğrafyasında ne kadar mazlum Müslüman kardeşlerimiz ...hatta Müslüman olmayan ama zalimlerin zulmü altında olan ne kadar insanlık varsa... Evet. ...şu Ramazan-ı Şerif ayı geldi ya... ...inşallah e, hepsinin kurtuluşuna vesile olsun. Mescid-i Aksa'mızın da özgürlüğüne evet. Rabbim Aha. vesile kılsın bu Ramazan-ı Şerif ayını inşallah diye. Aha. Şöyle yapalım hocam, hani siz demin Kur'an'a bir atıf yaptınız. Evet. Şimdi benim aklıma şu geldi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...35'li yaşlardan 40'lı yaşlara kadar belli periyotlarda nur dağının zirvesine çıkıyordu. Yani oraya çıkıyor bir tefekkür hali değil mi? Bir uzlet. Evet. İnsanlardan uzaklaşıyor. Mekke'de sıkıntı, Mekke buhran demek, problem demek. Ee, 40 yaşına geldiğinde Cebrail aleyhisselam Alak suresini getiriyor ikrah diyerek ve bir şekilde kul Muhammedken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oluyor. Evet. Ve indiği insana ne yapıyor Cenab-ı Hak? Kur'an'ı indirmekle peygamber yapıyor, indiği dağı nur dağı yapıyor, indiği ayı Ramazan ayı yapıyor, ee, indiği geceyi de Kadir gecesi. Allah inşallah hepimizi evet. kavuştursun. Amin. Yani işte bu Kur'an çok güzel dediniz ya, Kur'an'la biraz yakınlaşmanın, evet. münasebet kurmanın halidir Ramazan dediniz ya, evet. işte Kur'an bizim kalbimizi de inerse Bizi de kim bilir hangi güzel evet. kıvama getirir. Şurayı şöyle bağlayalım o zaman. Gazze, Filistin, Doğu Türkistan işte dünyanın her bir tarafındaki mazlumlar var. Tamam. Onlar imtihan olurken biz de imtihandayız. Tamam. Kur'an'ı okumaya başladığımız vakitte o kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı Kur'an-ı Kerim bize öğretecek. Onlara, onlar imtihandayken biz de imtihanız. <laughs> Bu imtihanı nasıl verebiliriz, nasıl kazanabiliriz sorusunun cevabını Kur'an-ı Kerim bize verecek. Şimdi aynı zamanda... Evet geldiği gece Kadir gecesi. Geldiği daha muhatap olduğu nur oldu. Allahü Teala o gönderdiği Kur'an-ı Kerim hakkında da Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinin bir ayeti kerimesinde diyor ki mesela Lev enzelna hadzal Kur'ane ala cebeli la ra'aytahu khashian mutasaddiyan min khashyetillah. Eğer biz o Kur'an-ı Kerim'i buraya dikkat ederim şimdi. Siz demin dediniz ki bir dağın tepe noktasında geldi ama daha gelmedi. Ki önemli. Tabi. Biz o Kur'an Azî Muşanı bir dağa indirseydik. Şimdi Nur Dağında indi, en tepe noktasında başladı vahiy gelmeye. Ama Allahü Teala buyuruyor ki, eğer ki Kur'an'ın muhatabı Hı. Dağ olsaydı, o da Kur'an'ın haşretinden, azametinden, Kur'an'ın büyüklüğünden o da zerrecikler haline gelirdi diyor. Toz bulut olurdu. Toz bulut ol ol olurdu. Ama Allahü Teala diyor ki biz daha göndermedik. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı dağ değil. Dağlar, taşlar, ovalar değil. Hepsini söylüyor. Biz onu insanlar üzerine gönderdik ki لَاَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ümid ettik diyor Allahü Teala. Umduk bu insanlardan, yaratacağımız mahluktan. Düşündük ki iyi yani düşünür onlar üzerinde düşünsünler diye. Tefekkür Ümit ettik, etsinler. ettik. Hmm. Üzerlerinde düşünürler diye. O zaman Ramazan-ı Şerif ayının birinci ödevi. Hepimize birinci günden itibaren cüzler okunurken, mukabeleler okunurken, hocalarımızdan dinlerken, hatimle teravihleri kılarken Kur'an-ı Kerim'in üzerinde biz düşünebiliyor muyuz? Ben bu sene kardeşlerimizden şunu istiyorum. Mukabeleyi dinliyoruz. Tamam. Hatimle teravih gidiyoruz, dinliyoruz. Camilerde mukabeleleri dinliyoruz. Hanım kardeşlerimiz evlerde kendileri aralarında mukabeleler okunuyor. Allah rızası için okurken de mukabelenin sonunda Fatiha demeden cüz bittikten sonra bu birinci cüzde ikinci cüzde sırayla okunacakken yani bu cüzde Allah bize ne diyor? Fatiha'da ne dedi bize? Bakara suresindeki Elif Lamim'de ne dedi? Sonra okuyorsun inerlediğine kefar aşağıya. Burada ne dedi bize? Cüz cüz en azından cüzlerin özetini çıkararak okuduğumuz Kur'an'ı en azından bir de tanıyalım. İçinde bize ne diyor diye. Bak Ramazan geldi. Ramazan-ı Şerif mevsimini kıymetli kılan Kur'an'ın kendisinde indirilmesi. Ama Allah diyor ki dağa taşa gelmedi. insana geldi insandan da umduk ki düşünürler diye. Düşünelim biraz. Sadece okumak değil. Okumak, bak okumaktan sevabı var. Eyvallah. Mukabelesi Dinlemek var. eyvallah. Var. Dinlemek eyvallah. Bunların hiçbirinin aleyhinde değiliz. Haşa. Ama diyoruz ki okuduğumuz Kur'an sana bana ne diyor? Eğer ki biz okuduğumuzun ne olduğunu anlar da hayatta onu tatbikata dönersek her türlü sıkıntının çözümünü bulmuş olacağız. Çünkü Kur'an sadece Müslümanlara değil tüm insanlığın kurtuluşuna tabi gelmiş ama hidayet kaynağı olarak muttakilerindir. Evet. Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Elif lam mim el kitabu la raybe fi hudal lil muttakin. kitap işte o kitap ki la raybe fi diyor Allahu Teala. Onun içinde hiçbir şüphe yok. Hudal lil hikmet Hikmeti ilahi ki Bakara'dan sonra şey Fatiha'dan sonra Bakara suresinde Elif lam mim dedikten sonra Fatiha'yı bitirdin, başladın tamam. okumaya Bakara Suresi'ne. Daha Bakara Suresi'ni okurken ilk ayetlerde diyor ki Allahu Teala Elif Lamim'den sonra la raybe fi. Bu kitabı şüphe ederek okuma. Bunda şüphe yok diyor. Muazzam mucize bir şey bu ya. Oraya gelirken kardeşlerimiz düşünsünler. Şimdi bugün cüz başladı, yarın cüz başlayacak. Fatiha'dan sonra Elif Lamim'den başlayacaklar okumaya. Hepimiz okuyacağız. Orada geçerken La raybe fi diyecek bak bunda şüphe yok diyor Allah Bak okuyorsun ya bu kitabı Okuduğun kitabın içindeki hükümlerden Emirlerden yasaklardan Sakın ha şüphe etme Diyorsun ki la raybe fi Okuduktan sonra Kur'an'dan bir emir bir yasak geldiği vakitte Sakın ha acaba deme Ya da mucizevi bir olay anlatıyor Kur'an'ı ı Kerim diyelim Meryem annemiz diyelim Misal olarak örnek verelim Babasız çocuk dünya hayatına getirdi Ya da Salih Aleyhisselam deve Kayadan deve çıkarttı Nuh Aleyhisselam zamanında Nuh tufanı oldu. Musa Aleyhisselam denizde yürüdü gibi mucizevi olaylar önüne geldiği zaman da Allah diyor ki şüphe etme bunu ben yaparım. Bak hmm. bunu Kur'an da ayet yaptım. Vallahu ala şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Bunu okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. O halde bize ilk ayetlerde diyor ki okurken hepimiz okuyacağız mukabeleyi şimdi. Sakın ha şüphe ederek okuma. Çünkü başka bir ayette tamamlayalım. Heh. İnna nahnu zikra ve inna lehu lahafizun. Biz Kur'an'ı indirdik, biz Kur indirdik ve biz muhafaza edeceğiz. Yani içerisindeki bütün ahkam ayetleri hiçbirisinden şüphe duymayın. Yani Allah'ın bizzat ayeti ne inanın, güvenin. Hiç şüphe duymayın. Yani inanın, güvenin, hiç şüphe duymayın. Sonunda da hüdelil muttakin. Herkes okur, herkes Bakar ama muttakiler için hidayet kaynağıdır. Herkes için hidayet kaynağı olsaydı dünya üzerinde bu kadar milyarlarca insan var. Müslüman olmayanlar dahi alıp bakıp okuyor, inceliyor. Okumalarına rağmen Müslüman olmayanları da var. O yüzden mi muttaki diyor hocam e, Tabii Allah'ım. Muttaki diyor. ne demek hocam? Muttaki Onu açalım. Haramlardan sakınan, takva sahibi olmak üzere gayret eden, Allahü Teala'nın koyduğu kanun ve kurallara son derece ittiba ederek efendim haramlara ve günahlardan uzak bir hayatı tercih edenler için muttaki diyoruz ona biz. Muttakinin kavramı geniş özetle haramdan sakınan Allah korkusunu, Allah'a olan saygıyı, yaratıcıyı olan teslimiyeti, muhabbeti kalbinde son derece barındıran, muhafaza eden kişiye muttaki diyoruz. Allahü Teala Allah'a saygı duyan, Allah'a karşı kalbi olarak, vicdani olarak teslimiyetini koruyan, o saygıda bulunan kullar için Kur'an hüderlil diyor, hidayet kaynağıdır. Hmm. Hidayet ne demek? Doğru yolu gösteriyor. Herkes okuyor ama hidayet olmuyor. Herkes okuyor, doğru yolu bulamıyor. Ama müttakî olarak, tarafsız olarak, ön yargısız olarak, yaratıcının Allah olduğunu bilerek, beni bir yaratan var, beni bir yöneten var, beni bir yaşatan var, beni sahipsiz bırakmamış. Bir önüme Kur'an koymuş, ne yapmam gerektiğini bana anlatmış yaratıcı. Onun örneği olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı önüme koymuş, ben şaşırmayayım diye. Bununla alakalı da önümüze koymuş, Allah Teala diyor ki işte o Kur'an-ı Kerim Allah'tan korkanlar, saygı duyanlar için o Kur'an hidayet kaynağı. Bir de hocam Kur'an'ın diğer adı da Furkan. He Furkan. Hak ile batılı, eğri ile doğruyu Tabi. birbirinden ayırma bilinci. Eyvallah. Furkan bilinci diyoruz ya. Eyvallah. Kur'an o yüzden bizim mesela o ayette "Şehrü Ramazânellezî unzile fîhil Kur'an... sonunda gelirken "Hüderli'nin nesi ve bebeğin adını" Ve'l-Furkan diyor. Orada hem Kur'an geçiyor, hem Furkan geçiyor. Biz o Kur'an'ı efendim Ramazan ayında indirdik. Peşinde gelen ayeti kerime vel ve beyan ettik. Neyle? O Furkan'dan hakla batılı ayıran, iyi kötü birbirine ayıran o kitapta diyor Allahu Teala. Kur'an'ın bir ismi de hem Kur'an hem Furkan. Hüdellim o hüda mesela hidayet kaynağı. Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağı bir ismi de öyle. Evet. Birden fazla ismi var Kur'an-ı Kerim'in. Önemli olan okurken bu sene Kur'an-ı Kerim'i okurken, hatmederken manaya vakıf olarak en azından manasını da öğrenme gayretinde olurken e, olarak okursak en azından ne dediğimizi bilir. Allah bana ne diyor? Bu Kur'an'ı okuyorum. Bana ne mesaj veriyor? Şuuruna erersek o zaman bir kategori daha Allah'a yakınlığımız artar. Hmm. O yakınlık hidayetimizi artar, arttırır. O hidayeti arttırmak muttakiliği getirir. Muttakı olmakta neyi getirir? Duaların, ibadetlerin hepsinin daha ziyade kabulünü sana müjdeler. Yani mesela e, bu tabii çok önemli bir ödev. Evet. Bence bu girizgahta çok i̇lk anlamlı gece bunu oldu bir söylemiş olalım. Eyvallah. Yani çünkü Ramazan'ı Ramazanlaştıran diğer aylardan evet. önemli kılan, 11 ayın sultanı yapan evet. ilk defa bu ayda Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamış olması dedik ya. E, tabii ki Kur'an çok önemli e, ile alakalı çok Eyvallah. özgüzel bir ödev verdiniz. Tabii. E, meali de yetmiyorsa tefsirli meallere bakarsın. Evet. Yani şöyle söyleyeceğim evet. hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumak, dinlemek sizde dediniz ya zaten evet. onda bir problem yok. Sevap. Ancak bununla yetinmemek lazım. Bir de Allah bize ne dedi? Muhatap kıldı. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Evet. Şey, ya eyyühennas ey insanlar. Ya eyyühellezine keferu ey inkar edenler diye başlayan bir sürü ayeti celileler evet. var. Yani merak edip de Allah beni iman edip beni muhatap kılmış acaba bana ne diyor diye merak edip en azından mukabelelerin sonunda evet. okudukları cüzün okudukları cüzün, o günün, o cüzün en azından evet. hepsini olmasa da tabii özeti değil, mahiyetinde tabii, en azından bir bakmak lazım. Eyvallah. Çünkü niye? Bu sefer bizim başımıza çok geliyor. Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'den bir konu anlatıyorsun. Bir konu gündeme geliyor. Bu konu gündeme geldiği vakitte Müslümanım diye namaz kılan, ibadet yapan, kıbleye dönen insanlar o konu gündeme geldiği vakit hemen itiraz ediyor. Hocam hoppa bunu nereden çıkarttın diyor. Ya bunu biz bir yerden çıkartmadık. Bu Kur'an'daki okuduğun ayetin meali bu. Okuduğun ayette bunu Allah helal olduğunu söylemiş, bunu haram olduğunu söylemiş, bunu serbest bıraktığını söylemiş, bunu yasak yaptığını söylemiş. Bazı kardeşlerimiz hocaların dediği efendim helal haram boyutlarında zannediyorlar ki mesela ya hoca bunu haram etti. Hocanın haram etme etkisi yok. Hocanın helal yapma yetkisi de yok. Hoca da senin gibi insan bir şey üzerinde Allah hüküm vermiş helal ya da haram olduğunu. Hoca nedir? Sana onu duyurandır. Sana anlatandır. Camideki imam, kürsüdeki vaiz, minberdeki hatip kendi görüşüne, kendi kanaatine göre bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Orada ne adına konuşuyor? Allah ve Resulü adına konuşuyor. Oradaki helaller ve haramlar bellidir. Eyvallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el helalü ve vel haramü beyinun buyuruyor. Helal bellidir, haram bellidir. Allah'ın kitabında, peygamberin hadis-i şeriflerinde hepsi beyan edilmiştir. İkisi arasında diyor. Şüpheye düştükleriniz de olursa onlardan da uzak durun diyor. Uzak durursan felah bulursun, kurtuluş bulursun. Asıl diyor. reçete çok önemli. E bak çok kolay. Burada. Çok kolay. Bak reçete basit. Basit. Uygulamak, Şüphelilerden uzak dur. E tabi uygulamak noktasında geldiğin vakitte işte hoca helal haram dese, günah sevap dese hemen tartışma konusu giriyor. Bence hiç tartışmaya gerek yok. Neyse sen bu dinin mensubuysan, İslam'san sen bunu yapacaksın arkadaş. E yapmak istemiyorsan e, İslam'da durma o zaman. Şimdi şöyle bir misal vereyim. Hristiyan olan bir insan pazar günü kiliseye gidiyor. Ben kiliseye gitmem demiyor. Efendim Yahudi olan Havra'ya gidiyor. Ben Havra'ya gitmem demiyor mesela. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ağlama Duvarı tarafında orada Yahudileri görüyoruz. Ağlama duvarında gece gündüz ibadetin içindeler. Kendilerine göre. Adam terk etmiyor burayı. E biz o zaman Müslümanız. İslam'ız bir cami terk etmeyeceğiz. Kur'an'ı terk etmeyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunu, sünnetini terk etmeyeceğiz. Bize bunlar hem emanet hem vasiyet. Bunlar üzerinde Müslümanın diyen şahsiyetler hepimiz Allah'a ve Resulüne karşı görevimiz var, vazifemiz var. Eyvallah. Onlar nasıl ki Yahudisi, Hristiyan'ı kendi inançları üzerinde hassassa biz daha ziyade hassasiyet sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Niye? E sen haksın, son gelen dinin temsilcisisin, mensubusun o halde senin yapman lazım. Bak şimdi Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in geldiği, İslam inancının gereğini konuşuyoruz mesela Ramazan mevsimi. Hiçbir efendim İslam'dan önceki ayların içerisinde efendim hangi aylara bu kadar kutsiyet atfedilmiş? Ondan önce de aylar 12 idi. Kur'an-ı Kerim diyor ki mesela kainatı yarattığı günden kıyamet kopuncaya kadar Allah katında ayların sayısı 12'dir. 12 aydan dördü Erbaut'un horum haram aydır diyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim geliyorsun Bakara suresinde 12 aydan bir is tek ismini söylüyor. O da Ramazan. Bak, Erbaut'un Hurum dedi aylar 4 haram ay olduğunu söylüyor. Haram ayın 4 olduğunu söylüyor ismini söylemiyor. İsmi Kur'an-ı Kerim'de tek geçen ay Ramazan ayı. Şehru Ramazan el Kur'an-ı Kerim söylüyor. Evet. Tek olarak ismi geçen Ramazan. Peki Ramazan'ı seçkin kılan Kur'an'ın kendisinde indirildiği. Bunu biz nereden öğreniyoruz? İslam'ın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Evet. O zaman vazife nedir? Vazife şudur, biz Kur'an'ın mensubuysak eğer o bizim kitabımız olduğuna iman ettik, o halde gereğini yapacağız, üzerine bahaneler aramaya hiç gerek yok. Bu bahaneden daha öte, biz daha bu inancımızın gereği neler yapabilirizin üzerine katlarsak çok iyi iş yapmış olabiliriz. Valla diğer dinlerden de bahsettin ya hocam yani evet. Müslümanız, biz de Müslümanlığımızın gereği Kur'an-ı Kerim'i okumak, işte camiye gidip namaz kılmak, gidemiyorsak evde kılmak vesaire hani bir belli takım bir ritüeller, görevlerimiz var. Allah katında mesuliyetiz, mesulüz çünkü mükellefiz. Allah bizi ezene bezene yaratmış, insan kılmış, eşrefi mahlukat yaratmış ve bize bu dünyadaki tüm nimetleri istifademize sunmuş, ahiret diye bir kavram var. Evet. ...ve Kur'an-ı Kerim'de zaten cennet veya cehennem dediği bizzat iki, bu iki isimden de bahsediyor... ...ve mahşer var, huzurda hesap var... E, ...dolayısıyla bazen zalimlerin mazlumları yok ettiğini gördüğümüz zaman gücümüz yetmiyor ya duadan başka... Evet. İyi ki ölüm var diyoruz, iyi ki ahiret var diyoruz... ...o yüzden e, ahiretimizi mahvetmemek için bu dünya hayatında kalan ömrümüzün... ...güzel geçmesi adına Kur'an'a biraz daha yaklaşmak icap ediyor... Kur'an'dan hissemize ne düşüyorsa o mesajı almak lazım. O yüzden Ramazan-ı Şerif ayı, Kur'an ayı dediniz. İnşallah Ramazan-ı Şerif ayının getirmiş olduğu bütün güzelliklerden müsefid oluruz. Eyvallah. Şimdi zaten biz Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde birbirinden değerli sizin gibi değerli hocalarımızla konuşacağız. Her akşama bir konuyu ele alacağız. Ama bu akşam böyle Ramazan'ı genel hatlarıyla... Konuşalım istedik ama bence de en güzeli sizin yapmış olduğunuz Kur'an'la başlamak oldu. Eyvallah. Çünkü Ramazan'ı dediğimiz gibi anlamlı kılan Kur'an'ın ilk defa inmeye başlamış olması. Eyvallah. Diğer getirmiş olduğu güzelliklerden de... Şimdi bu gece ilk gecesi. Tamam. Ramazan-ı Şerif geldi. Mesela Tirmizi hadis kitabında şöyle bir ifade var. Müjde olsun diye kardeşlerimize. Bu müjdeyi okurken kendilerini test etsinler şu anda. Ne gibi test etsinler? Ramazan-ı Şerif ayı geldi. Sevindik mi üzüldük mü? Hocam üzülmüş yani derken hakikaten bunu bilinçli mi soruyorsun derken ben geldi diye üzüleni de gördüm. Bu senede gördüm. Önceki senede hocam ah yine Ramazan geldi. Yine kısıtlamalar gelecek, oruçlar gelecek. Burada içinde sevinç var ama üzülmüş gibi de yapıyor da olabilir. Hmm. bunu da Yine yani, iyi düşünelim iyi, yani. <laughs> Üstün zannedelim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif ayı geldi diye bir Müslüman sevinse... Allah onun bedenini cehenneme haram eder diyor. Bak sadece sevinmek dediğiniz daha ötesi yok. Tamam. Şimdi buraya bu hadis-i şerefe itiraz edenler de oluyor. Oh kolaydan cennet yolu açıldı diyor. Bu o değil ki. Ramazan-ı Şerif ayına geldi diye sevinen bir insan. Bir de manasına bakalım. Bu ne diyor bize? Hı. Bunu izah da ne demek istedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ramazan-ı Şerif ayı geldi diye sevinse bir insan, bir Müslüman cennet ona haram olur. Bir, Ramazan geldi diye bir insan niye sevinir? Kur'an geldi. Değil mi? Oruç geldi. Ondan sonra teravih geldi. Mukabele geldi. Sahur geldi. İftar geldi. Fitre geldi. Fitre geldi. Fidiye geldi. Efendim sahur geldi. İftar geldi. Kardeşlik geldi. Muhabbet geldi. Sevgi geldi. Kaynaşma geldi. Komşunla olan alakan geldi. Akrabayla olan muhabbetin arttırma mevsimi geldi. Kopuk bir hayattan daha ziyade seni artık düzenli bir hayata getirecek, kendi etrafındakilerden haberdar kılacak bir ay geldi ya. Yani şöyle hocam 11 ay ruhumuzu sendelemiş e, yerlerde. E, onu toparlıyor seni yani şimdi. Yani ayağa e, kaldırıyor. Toparlarken de. Kıyama kaldırıyor. Toparlarken de cennetin sana kapısı açılsa sen sevinmez misin? Sonra bu hadis-i şerefe neyi itiraz ki ya? Allah-u Teala kullarını yakmak için mi yarattı? Yok. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Öyle. Allah kullarını cehenneme doldurmak için yarattı diyebilir miyiz? Haşa. Allahü Teala 99 100 parça olan rahmetini diyelim. 99'unu ahirete bırakmış. Bir tanesini dünyada serbest bırakmış kullarına. Bütün insanlığa o rahmetinden hissedar kılmış. Peki bütün dünyaya bile bir rahmeti bu kadar yetiyorsa ahiretteki 99 rahmetini temayül edemiyoruz yani. Düşünemezsin orada. İşi zorlaştırmak değil mesele. Bak Ramazan mevsimi geldi. Başka bir hadis-i şerif bu geceyle alakalı. Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesi geldiğinde cehennem kapıları sonuna kadar kapatılıyor. Cennet kapıları sonuna kadar açılıyor. Şeytanlar. şeytanlar zincire vuruluyor. Peki cennetin kapısı açıldı, cehennemin kapısı kapatıldı. Şeytanlar zincire vuruldu. Kim için? Kim için? bizim için de, insanlar için. Allahü Teala diyor ki bak Ramazan geldi diyor. Kur'an ayı geldi diyor. Demin saydıklarımızla beraber. Bütün özelliklerini getirdi. Sen bu sayılanların hepsine seviniyorsan sen Müslümansın. Benim mümin kulumsun diyor Allahu Teala. E ben seni azap etmek için yaratmadım ki diyor Allah. Seni yakıp da ben cehenneme koyduğum zaman ben sevinmem ki diyor Allahu Teala. Allah kuluna zulmetmez. etmez. Sen bir kutsi hadiste ne diyor? Sen Allah'a bir adım atarsan Allah sana bir arşın gelir. Sen bir arşın atarsan Cenab-ı Hak teşbih dağıtı Mecazi ifadeler koşarak gelir böyle bir Allah var. Rahmeti her şeyi kuşatan bir Allah. Allah'ı tanımadığımız için, Kur'an'a yabancı olduğumuz için, peygambere de gerçek manada tanıyamadığımız için bazı anlatılan şeyler uçuk kaçık gibi geliyor ya da abartılı gibi oluyor. Halbuki hiç abartılı değil. Bir insan dinine muhabbet sahibi ise, Allah'a ve Resulüne muhabbet sahibi ise, sevgisi ve muhabbeti varsa Allah o kulunu yere düşürmez. Hata dese yanlış yola da girse o muhabbetiyle Allah onu kaldırır ayağa. Mesela bir kutsi hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Allahu Teala buyurdu ki diyor. Mesela yarın ahiret yurduna gittik. Bunu da bir hocamız vardı çok güzel anlatıyordu. O da vefat etti Allah rahmet etsin. Amin. Diyecek ki diyor Allahu Teala yarın huzur ilahiyede. Benim rızam için birbirini sevenler nerede? Ayağa kalksın diyecek. Benim rızam için Birbirini sevenler neredeler? Ayağa kalksınlar. Bak bu hadisi kutside çok namaz kılanlar demiyor. Çok oruç tutanlar demiyor. Beş vakti kılacağız. Ramazan orucu farz tutacağız. Tamam. Çok hacca gidenler demiyor. Ömürde bir kere hac farz olursa yerine getir. Çok zekat verenler demiyor. Zekat kırkta birse ona göre verilecek dönemlerde verilirsin. Tamam. Ama bu kutsi hadiste diyor ki benim rızam için bir araya gelip benim rızam için birbirini sevenler. Hmm. Sevgide ve muhabbette benim rızam için bunu yapanlar nerede? Ayağa kalksın diyecek buyuruyor. O gün inşallah biz buradaki bütün kardeşlerimiz, ekranda dinleyenlerimiz, biz şu anda birebir ekranda bizi dinleyen kardeşlerimiz, siz de öyle yan yana gelemediğimiz nice insanlar var. Ama hmm. ekranda bakıyor. Ben sizden Allah için seviyorum diyor hocam. Sizi de hakeza öyle. Buradaki arkadaşları da öyle. Ama hiçbir araya gelmemişiz. Ama sevgimiz ve muhabbetimiz ne için? Allah için. Arada bir menfaat yok. Bir beklenti yok. Bir çıkar yok. Bu Allah içinse Allah için birbirini sevenler ayağa kalkacaklar. Ya Rabbi ben senin rızan için sevdim. Allah Teala da diyecek ki vecebet muhabbeti lil mutahabbine fi benim rızam için diyor. Birbirini sevenler benim rızam için bir araya gelenleri sevmek Hı. bana vacip oldu diyor Allahü Teala. Peki Allahü Teala bir şey biz vacip yapabilir miyiz? Yapamayız. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, benim rızam için sevenler, benim rızam için bir araya gelenleri benim sevmem onlara hmm. benim onları sevmem vacip oldu. Peki Allahü Teala sevdiği kulunu dikkat edin şimdi burada. Ateşe atar mı? Atmaz. Kıyar mı? Kıymaz. Allah anamızdan babamızdan bunu zaten e ifade ediyor. Anamızdan babamızdan daha ziyade merhamet sahibi olan Allah. Buradan şuraya geleceğim. Bu sevgi birbirimize karşı olan sevgi Allah için olan bu sevgide Allah benim onu sevmek vacip oldu dedi ya. Hı hı. Peki biz hiç karşılıksız olarak dinimizi sevdik. Ramazan'ı sevdik. Orucu sevdik. Teravih'i sevdik. Savuru sevdik. Akrabayı sevdik. Komşuyu sevdik. Elimizden gelen gayreti koyduk. Mazlumların dertleriyle dertlendik. Bütün bunları da Allahü Teala karşılıksız bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmaz. Hocam peygamberimiz e, ashabıyla birlikte oturuyor. Evet. Diyor ki ashabına yarın ruzi mahşerde bir insan topluluğu olacak. O insan topluluğuna peygamberler ve şehitler gıpta ile bakacak. Hemen ashab-ı güzin efendilerimiz peygamber efendimize ya Resulallah bunlar hangi güzel işi işlemişler ki dünya hayatında? Şu an ahirette böyle Hatta... bir ...mertebeye ulaşmışlar. Oradaki soru da diyor ki bunlar hangi kavmin peygamberleri dedi diyor. Eyvallah. Bilimalti. Dolayısıyla onlar diyor dünya hayatında iken... ...birbirlerini menfaatsiz Allah evet. için sevenlerdir. O yüzden bizler de birbirimizi Allah Eyvallah. için sevelim, sevilelim. E, Ahmet hocamızın e, programımızın girizgahında... ...Kur'an'a özel bir atıf yapması... ...çok manidar, çok önemli, çok anlamlıydı. E, Ramazanı Ramazanlaştıran Kur'anı ı Kerim'in ilk defa bu ayda inmiş olması dedik. Evet şimdi... Dünya birincisi Hafız Alpcan Çelik hocamızın o güzel sesine, o güzel gönlüne sizleri davet ediyorum. Bakalım Allah'ın Kur'an-ı Keriminden, Allah'ın kelamından hangi güzel ayetleri hep beraberce dinleyeceğiz. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد. من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون Aher Ramadan

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعد من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإن واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا

çeşmimi kulağım destim Sevgili Habib İspirli Üstadımıza ve onun güzel ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar vardır belki. Konuğum Ahmet Özkarataşlıoğlu hocam, ilahiyatçı. Kendisiyle ilk periyotta reklam öncesine kadarki süreçte Ramazan'ın getirmiş olduğu güzelliklerden bahsederken Kur'an'a biraz daha parantezi uzun açtık. Kur'an'ı biraz daha anlamaya çalıştık. Kur'an'ın bu ayda inmeye başlamış olması ve işte Ramazan'ı Ramazanlaştırması anlamında. Şimdi bu süreçte de bu ikinci periyotta da nasip olursa biraz oruç e, ibadetini ele almaya çalışacağız. Bu arada WhatsApp iletişim hattımız var. Ekranları arkadaşlarımız, yönetmen arkadaşımız Esra şu an çıkışa verdi. E, sorularınız mutlaka olabilir, e, görüşleriniz, önerileriniz olabilir. İnşallah e, ara ara bakıp inşallah cevaplamaya çalışacağız. Tabii benim özel hattıma da WhatsApp'tan mesajlar da geliyor. Bütün dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsini okumaya kalksam inanın program bit, bitmez. Allah hep hepinizden razı olsun. Eksikliğinizi vermesin. Ben hepinizi kalben Allah için çok seviyorum. İnşallah Allah da sizi sevsin. Sevdiklerine sevdirsin inşallah. Ahmet Hocam. Şimdi Ramazan'ı İlk e, hani Kur'an'dan biraz bahsettik şimdi evet. oruç ibadetini biraz ele alalım. Hani ya amenu âmenû aleykumus sıyam kema kütübe alellezine min qabliküm leallekum tettekûn. Ayetinin mealiyle inşallah orucu biraz şimdi, bize anlatın hocam. Eyvallah reklam arasında giderken Allah için sevgi Allah için <laughs> Allah için derken o konuyu şöyle bağlayalım o zaman buraya gelelim tamam. gene. Burada Buhari hadis kitabının ilk hadisi şerifi hepimizin önünde rehber olsun bize bir yol açsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki innemel e'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Başka bir hadis-i şerifinde müminin niyeti amelinden üstündür diyor mesela. Bu iki hadis-i şerif Ramazan-ı şerifin bu gecesinden itibaren bitinceye kadar hatta hayatımızdaki her işimizde bu hadis-i şerif bizim rehberimiz olsun. Niye? Ameller niyetlere göredir. Şimdi biz bu gece terafi kıldık. Yarın Kur'an tilavetleri başlayacak ya da mukabele başlayacak birazdan. Ondan sonra sabah namazı, akabinde beş vakit namazımız, sonra teravihleri, akabinde geliyoruz oruç ibadeti başlayacak. Sahur var, iftar var. Bütün bunların toplam bütün ibadetler, manevi çalışmalarımız ne için? Biz bunun bütün hepsinin bir karşılığını alacağız. Mesela şu anda karşılıklı biz sizle muhabbet anda ediyoruz ya evet, hocam. Konuşuyoruz. Şu anda ayetler, evet, hadisler arasında değil mi? Ayetler arasında dolaşıyoruz. Bir amel evet, ya bu. tabii ki amel. Eğer bunun bizim biz karşılığını niyetimiz karşılığını alacağız Allah'tan. Heh, ama neye ama niyet, göre? Heh. Kalpteki niyete göre. Yapsınlar, desinler, beğensinler, görsünler mantığına dönersek Eyvah. O adam gazaya da gitse, savaşa da gitse, cihada da gitse, şehit oldu gibi görünse de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki e, bir adam cihada gitti, mücadeleye gitti, şehit oldu dediler. Ardından da başkalar onun kahramanlıklarını anlatırken Peygamberimiz dedi ki ona şehit demeyin. Niye? O desinler diye mücadele etti. Allah için çıkmamıştı. Sonra birisi çok zengin de, Hayır hasenat sahibi idi. Arkasından onu dedi ki, ya ne güzel hayır yapıyor diyerekten konuştular. Mükafatları çok olur dergisine dönünce o gösteriş için yaptı diyor. Biri de çok alimdi, bildiğini anlatırdı, konuşurdu vesaire. Peygamberimiz dedi ki o da desinlere kaçtı diyor. Çok biliyor desinler diye. Dönünce burada ne oldu? Bütün niyet Allah'ın rızasından çıktığı için hmm. bir adamın, bir insanın yapmış olduğu amelindeki burası önemli. Karşılığı niyetine göre verilecektir. Burası önemli. Bak burayı kaçırmayalım. Mukabeleye başladık okumaya. Ne için? Orucu niyetleneceğiz. Ne için? Namaza kıldık. Ne için? İbadet yaptık. Ne için? Komşumuza bir tas çorba ikram ettik. Misal diyelim ki hayır yaptık, hasenat yaptık, ikram ettik. Bütün mazlumlara yardım ettik. İşte gece teheccüd kıldık, tesbih çektik, ibadet yaptık. Ne için? Başkaları görsün, duysun, bilsin diye mi? Başkalarına beğendirmek mi? Yoksa bizi yaratan, bunları bize ikram eden Allah'ın rızası için mi? Burası önemli bu hayatımızın bir şiarı olmalı eh, yani evet. bütün her işimizde eğer ki bir insanın her işi Allah rızası üzere olursa Allah'ı razı etmek üzere olursa o iş Allah Teala'nın izni keremiyle sonu zayıf bile görünse, olmayacak gibi görünse, başarısız bile görünse kula göre Allah katında tamamdır. <laughs> Hatta Kur'an-ı Kerim'de raziyallahu anhum ve Allah onlardan tabii. razı, Heh. kul onlardan razı. Niye? İnşallah o mertebeye ulaşırız. Eyvallah. Ama Bunu sahabe-i kiram hakkında <laughs> Allah-u Teala beyan etti. Çünkü o sahabe-i kiram her işlerinde baktığımız zaman Allah'ı razı etmek üzere gittiler. Kur'an'da örneği var. Biz de Allah'ı razı etmek üzere gidersek onlarla beraber oluruz. Zaten Allah'ı razı etmek için, e, Allah tabii. rızası için yapılan bütün işlerde bir nevi Eyvallah. insanlar da memnun olacak. Eyvallah. Oruca gelince de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadis-i oruç... Allah için olursa dikkat edin. Bütün ibadetlerin karşılığını Allahü Teala dikkat edin. Hepsinin karşılığını beyan etmiş ama orucun mükafatını Allahü Teala kendine bırakmış. on ben vereceğim. Beyan etmemiş, açıklamamış. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala orucu tutmaktaki gayeyi bize söylerken demin okuduğunuz ayeti kerimede ya yuhelledine amenu ey iman edenler kütübe aleykumus sıyam oruç size yazıldı. Yani farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Yani burada Demek bir ki, orucun bir kadim, bir eski e, tabii, bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Bizden öncekilerde de oruç var mıydı? Vardı. He neydi? Bizde bir ay Ramazan-ı Şerif ayı kaç günse o günler oruçtan tamamlanacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlerin hayatında da oruç ibadeti vardı demek ki. Bunu anlıyoruz. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. gibi. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın hayatından tut. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin hayatında oruç ibadeti vardı. Kiminde ayın belirli günlerindeydi. Kimi başından, kimi sonundan, kimi ortasında kimi belirli günlerde sıralı olmak kaydıyla Üç gün, beş gün tuttukları vardı. Bize Eyyamen Maudi ve sayılı günler, Ramazan-ı Şerif ayının sayılı günler oruç tutmak farz kılındı. Peki orucu tutmaktaki gaye ne? Aç kalmak mı? Susuz kalmak mı? Bedene eziyet çektirmek mi? Değil. Bunu Kur'an-ı Kerim, Allah söylüyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz diye. Hmm. Şimdi diyelim ki Ramazan-ı Şerif ayının dışında size birisi gelse ki bir miktar bir Mevla ve bir şey vaat etse dese ki bunu sana veriyorum sen de benim için şu kadar aç kalacaksın dese senin de açlığa karşı zafiyetin varsa bunu yapmayabilirsin. Misal. Ama iş Allah içine dönünce ne oluyor? Ezan okunacak diyelim ki sofraya 5 dakika kala oturdum. Ezan okunacak diyerekten önünde bütün nimetler var. Ezan olmadan, vakit girmeden, güneş batmadan açamıyorsun. Helal Her türlü helal olan var. gıdaları tabii bile yiyemiyorsun. Tabii ki. Bütün bunlarla birlikte Allah'ın rızası için bekliyorsun. Allah da diyor ki bütün ibadetlerin karşılığını beyan etmiş. Amma ve lakin oruç bana aittir demiş. Mesela <laughs> makbul bir haccın karşılığı cennettir demiş. Hatta kim inanarak faziletine inanarak e, Allah'tan sevabını bekleyerek oruç tutarsa, Ramazan orucunu tutarsa Geçmiş günahları bağışlanır, bağışlanır. O hadis-i şerifte verilen müjde Bir başka hadis-i şerifte de diyor ki Orucun mükafatı bana ait diyor Bir de Allah'tan mükafat alacak oruç tutan hmm. Bak namaz kılana Biri cemaate kıldı Biri 27 verildi Biri 10 verildi i̇şte Beş vakti kılana 50 sevap verildi Bunlar hep hadis-i şeriflerde var Ama oruca gelince sabahtan akşama kadar imsaktan efendim akşam ezanına kadar sıf Allah için bu ifade önemli Allah için aç duran susuz duran cinsi münasebetten uzak duran bir adama bir insana bir Müslümana Allah diyor ki onun mükafatı bana aittir. Mesela oruçlunun iki bayramı var denir. Hı, hı. Birinci bayramı iftar ettiği zaman, ikinci bayramı cennetine girip Rabbisiyle cemalini gördüğü zaman. Allah hepimizi o Cemal'in bayramında nasip Amin. eylesin. Hocam e, oruca evet. devam edeceğiz ama şimdi seyircilerimiz de bizi izleyen değerli dostlarımız da bir yandan soruları yağdırıyor tabiri caizse. Evet. Hani süre bitmeden ara Eyvallah. ara sözle verdik. Mümin sözünde durmalı Eyvallah. değil mi hocam? Hemen e, sağlık sorunu nedeniyle kan vereceğim orucum bozulur mu demiş mesela bir seyircimiz. Kan vermek orucu bozmak. Kan bozmaz. Kan almak orucu bozar. Vücuda giren gıda. <laughs> vücuda takviye yapılacak olan gıdaya dalı herhangi bir şey ve kan da vücudun hı hı. ayakta durması için efendim erzem olan bir şey. Bu da e, oruçluyken kan alınıyorsa vücuda bu orucu bozar. Mesela bugün gün içerisinde kim bana sordu ya. ne Mesela şeker insülin evet. kullananlar var ya. Onlar mesela orucu bozar mı diye soru sordular ama onlar da e, bozmaz diye biliyorum değil mi hocam insülin? İnsülin gıda takviyesi mi yoksa yani hastalık neticesinde yani keyfe keder bir şey değil Evet. ama vücuda... Tamam, ben orada bildiğim insülin kullananlar zaten oruç tutamıyorlar şeker hastası olanlar. İşte bazıları var mesela tutmak istiyorlar ama işte bu iğneyi kullandığımız zaman oruç bozulur mu diye sormuşlardı da. Şimdi hocam namaz kılarken Kur'an'ı önümüze koysak ve bakarak okusak namaz kabul olur mu Olmaz. demiş. Peki öğrenene kadar en azından burada hiç namaz kılmasını bilmiyorsa bir kardeşimiz tamam namaz efendim olacak kadar sureleri ezbere başlayacak ama ila nihayetinde de Kur'an-ı Kerim'i yanına koysa yanından bakarak okusa hı hı. bu doğru bir hareket olmaz bu ne yapacak yine namaz vakitleri girdiğinde tekbirini alacak bildiği sureleri okuyacak fatiha'yı okuyacak hı hı. namazını o şekilde devam edecek ayrıyetten de ee, ...namazı e, olacak bir seviyeye gelinceye kadar hemen de... ...bir, iki, üç, kaç gün içerisindeki o sureleri... ...ezber yapma gayretinde olacak. En azından bir dört sure. İnne antayna diye bildiğimiz Kevser suresi, İhlas suresi... ...felak ve nas. Bunlar çabuk ezberlenecek kısa sureler. Kulak ağaç da vardır. Bu sureleri ezberleyerek en az olarak... E, ...namazı olacak seviyeye kendisini getirecek. Hmm. Hocam Din İşleri Yüksek Kurulu'nun... E... İnsülin iğnesinin orucu bozmayacağı noktasında evet. fetvası var. Onu da Doğru tekrar. Olur. Şimdi hocam başka bir sorumuz da çok vardı. Hangisini seçeyim aralarından. şimdi e, Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir demiş mesela bir seyircimiz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki sahur yemeği yiyin. Sahur yapın. Sahurda bereket vardır buyuruyor. Hatta öyle ki diyor bir bardak suyla bile olsa sahur yemeği teşvik edilmiştir. Bir başka da e, rivayette diyor ki sahur yemeğini çok yiyin. İftarda az yiyin. Hmm. Sahurda çok yiyin. İftarda çünkü çok yediğin zaman. Neden bu? İftarda diyelim ki 15-16 saat kadar yemekten içmekten vücut uzak kalıyor. Akşam vakti iftarda da sofraya oturduğun vakitte birden yükleme yapmak bedenin sıhhati bakımından da iyi değil. Hadis-i şerifte de iftarda az yiyin ifadesi var. Savurda çok yiyebilir insan. Ama bizde de tam tersi. Savurda Az işte hocam gece yiyemiyorum ama iftarda da ne yapıyor? Ee, çok yiyor. İftarda çok yediği vakitte rahatsız oluyor. Ama o rahatsızlığı da terafih onu ne yapıyor? Ferahlatıyor. Zaten. Ama Ferahlatıyor. Ama şöyle hocam. Ferahlama. Ya mesela iftar sofrasına oturduğumuzda işte diyelim ki hurmayla orucumuzu açtık. Bir tas çorbamızı içtik. O çorbadan sonra bir fasıla bir ara vermek bir lazım. Ver. Evet. Akşam namazını, akşam namazını kıl. Akşam namazını kılmak için bir ara versek, namazı kılsak. Hani namaz kılmıyorsak da bir en azından dolaşsak. E, o da olur. Yani en azından namazı kılsın da. Tabi yani tabi ki namaz arası dar. Tabi tabi. Hani namazı kıldıktan sonra sofraya otursak, e, yemeğe devam etsek, bu tam e, usulüne uygun bir Eyvallah. Adapt'mış. Doğru doğru. İşte akşam e, iftar ettikten sonra mesela hurma, e, çorba, en güzel olacak olan hurma ve çorbadan sonra hemen akşam namazını kılmak. Ondan sonra tekrar sofraya oturduğunuz zaman zaten hafif bir doyumluk hissediyorsun. Fazla da yiyemiyorsun. Birkaç gün sonra zaten geçtiği zaman bu vücut alışınca bu sefer iftarda yiyememeye başlayacak. Sahurda biraz işte takviye yapmaya çalışacak. Bu da iyi bir şey. Ama e, aç kalmak ve susuz kalmak bize dünyada aç olmanın ne olduğunu o terbiye edecek bize. Dünyada aç kalanların Hı hı. bir gıdım ekmeye muhtaç olan bir damla suya muhtaç olanların durumunu bu oruç bize öğretirse en büyük bahtiyar biziz. Yani sadece yani orucun çok farklı mahiyeti e tabii, çok tabii. yönleri var tabii. bize vereceği mesajlar bir tanesi bu tabi şimdi biz e, akşam ne dedik yemiyoruz içmiyoruz akşama kadar duruyoruz bunu Allah için yapıyoruz ayrıyetten bunu Allah için yaparken de bizim gibi bu aç kalan bu durumda olan şu anda e, ...yemiyoruz, içmiyoruz... ...bu sefer ne oluyor... ...aç kalanın halinden düşünebiliyorsun... ...artık akşama yakında böyle takatın kesiliyor... ...dilin dudağına yapışıyor... ...ağzın kuruyor, takatın kesiliyor... ...gücün kaybı oluyor... ...bu sefer ne oluyor insan... ...o açı, mazlumu, ekmeğe muhtaç olan... ...suya muhtaç olanla empati yapıyor... ...ya ben böyleyim de demek ki dünyada böyle var... ...bu sefer ne oluyor... ...yardım etme hissiyatı geliyor... ...destek yapma hissiyatı geliyor... ...aynı acıyı paylaşma hissiyatı geliyor... ...oruç ne yapıyor sende bir böyle bir manevi değişim yapıyor. Oraya da yardım ediyorsan bunu da Allah için yapıyorsan o oruç sana aslında birçok şeyleri kazandırmış bir oluyor. Bir de hocam mesela oruç tamam bu yönüyle çok güzel ama aç kalıp da yani oruç tutup da dile hakim olamamak, sinirli olmak, agresif olmak, insanları kırmak yahut gıybet etmek, haset etmek, iftirada bulunmak. Bunlar evet. tamam somut anlamda bir şey yemiyoruz, içmiyoruz, orucu bozmuyor gibi gözükse de bu saymış olduğum bu kötü hasletler var ya oruca orucu zedeler mi? diyelim. Heh? Orucu ne bozar? Yemek, içmek, cinsi münasebet orucu bozuyor. Bu tamam. Oruçluyken bilerek, oruçluyken tamam. Bilerek kasıtlı olarak yedi, içti ya da cinsi münasebette bulunduysa bu oruç bozuldu. Buna Peki, kefaret gerekir. Yani i̇ki ay sıralı oruç tutacak. Iki ay. 61 dediğimiz iki ay sıralı tutacak. Oruçluyken bir de diyelim ki yalan konuştu ya da gıybet etti ya da iftira attı. Ya da oruçluyken günah bir şeyi konuştu, gördü, baktı, tuttu gibi bir durumda da oruç bozulmuyor. Bu adam oruç bozuldu deyip de yemeye başlamasın. Bunun ne oldu? Orucun sevabı gitti. Oruçluyken yalan söylediği vakit, oruçluyken harama baktığı vakit, oruçluyken gıybet ettiği vakit Oruçluyken haset ettiği vakit, bunu dile vurduğu vakitte oruçluyken bir takım oruçsuz haldeki gibi bir takım günahları yapmaya devam ederse orucun sevabı iptal olur, farz borcunu ödemiş olur. Hmm. Farzını ödedin ama sevap bakımından bir şey kalmadı. Bu ne gibidir? E, sabahtan akşama kadar çalışıyor, işini yapıyor ama ücret alamıyor. Ücretini iptal ettiriyor bu. Neyle? Neyle? Oruçluyken yalan, dedikodu, gıybet gibi işlerle meşgul oldu. E kul hakkına girdi vesaire. Allah bu gibi halden hepimizi muhafaza buyursun. Kitaplarda şöyle üç türlü oruç tarifi var. <laughs> Avam, havas, ehassül havas diye. Avam, sıradan insanların orucu. Havas, seçkin insanların orucu. Ehassül havas, seçkinlerin daha seçkini. Avam, sıradan insanların orucunu tarif ederken bu adam oruç tutuyor. Ama oruçluyken orucunu tutarken yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzak duruyor. Ama oruçluyken yalan, dedikodu, gıybet ne günah varsa yapıyor. Bu en düşük. En düşük. Avamın orucu bu. Bu orucunu tutuyor. Farzını yerine getiriyor ama ücreti yok, sevabı yok. Mükafattan mahrum kalıyor. Bundan geç biraz yukarı çıkmak lazım. İkinci olarak havas oruç dediğimiz seçkin oruç yani seçkinlerin orucu dediğimiz yemiyor, içmiyor, cinsi münasebetten uzak duruyor. Orucun efendim bozacak olan durumlardan uzak olduğu gibi orucun sevabını iptal ettirecek olan dedikodu, gıybet, yalan gibi durumlardan da oruca tutuyor. Mesela düşünüyor şimdi herhangi bir günah yapacakken tam diline geldi konuşacak bir şeyi ben oruçluyum diyor. Gözü tam bir günaha bakacak ben oruçluyum diyor. Kulak haramı dinleyecek ben oruçluyum diyor. Yanlış bir yere gidecek oruçluyum diyor. Oruç ona nasihat ediyor. Sen oruçlusun diyor. Bu kişi seçkinlerin orucu bu. En azından Allah bu Ramazan'da bu orucu tutmayı İnşallah. nasip etsin bize. Üçüncüz. Bir de üçüncükine de gıpta edilir yani bu zamanda, bu ortamda. E, seçkinlerin en seçkini. Yemiyor, içmiyor, cinsi münasebetten uzak. Bu bir. İkincisi azalarına oruç tutturuyor. İkinci de var. Hı hı. Üçüncü olarak gelinen noktada da kalbine ve gönlüne de oruç tutturuyor. Herhangi bir kalbine ve gönlüne günah yapma arzusunu da getirmemek üzere Allah'a teslim oluyor. Diyor ki bu oruç Allah içinse mükafatını da Allah vereceğine göre benim o büyük günde Allah'ın huzurunda bu oruç karşıma çıkacak ya ödülünü de Allah vereceğine göre allah Teala'nın zatına şanına layık olacak bir hal üzere oruç tutmaya gayret edeyim. Kalbine ve gönlüne de oruç tutturuyor. Bunu başarabilir miyiz bilmiyorum da ama ikinciye odaklanmak lazım. Eyvallah. Üçüncüyü yapabilen varsa Allah mübarek etsin. Allah bize de nasip etsin. Amin. yani gönle ve kalbi oruç tutmak, bu zamanda zor bir şey yani. Gerçekten muazzammış. Ya i̇kiyi becersek üçe çıkarız Sırayla herhalde. Sırayla hocam mücadele. Allah inşallah ikinci inşallah. nasip etsin bize. Ela bi innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle huzura Amin. erer, itminana erer diyor Cenab-ı Hak. İnşallah bizler de kalbimize, gönlümüze oruç tutturmayı Eyvallah, inşallah, inşallah o mertebeye ulaşabiliriz. Amin. Mümin Amin. ümit var olmalı değil mi hocam? Eyvallah. Ümitsiz, olmamak ümitsiz olmayacağız. Değil. Ümitsiz olmak lazım. İlla ki e, ümit var olun. allah Teala kullarına la taknatü min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyor. Ki bu zaten Tabii vahşinin Daima ümit var olmayı teşvik eder. Allah'ın rahmetinden, fazlından, bereketinden, efendim merhametinden kimler ümit keser? kafir toplum, hasir toplum, hüsrana uğrayan bir toplum diye ancak Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olur. Ne kadar günahkar da olsak, yanlışlara bassak da, Ali Ala en böyle izadesi günahları yapmış bile olsak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek elzemdir, lazımdır. İlla ki bu önemli bir şeydir. O zaman şöyle yapalım mı hocam. Şimdi bu programda bu akşam biz hani Ramazan'ın genel hatlarını konuşuyoruz evet. ya. Mesela Kur'an'a atıf yaptık işte oruca biraz değindik. Bunların hepsinin zaten bir gün bir sahurda Allah nasip ederse evet. değerli hocalarımızla böyle ...enlemesine, Eyvallah. ayetler, hadisler ışığında derinlemesine konuşacağız. Ama biz bugün böyle evet. sizin o güzel Efendim. bilginizden böyle... Şu genel... anda Ramazan'ın günleri içinde geziyoruz biz. Aynen şu an o yüzden... <laughs> Konudan konuya... tabi tabii, tabii. Evet. o yüzden mesela şimdi çok özel önemli biri temas ettiniz. Belki şu an şu dakika itibariyle Ramazan'a hüzünlü girmiş, ümitsiz girmiş, bir tap düşmüş... Her şeyden umudunu kesmiş. Bununla alakalı bir adı Ne kadar Belki şu anda bizi alalım. izleyen tabii, tabii, dost, tabii, dostlardan da vardır. Ya bir de ne var biliyor musun? Şu an bizim milletimiz Hı. bir arayışta mutsuz, mutlu olmak istiyor. Gerçekten Adama yani. gidip desen ki cehennem var yanacaksın, yanacaksan yanayım diyor. Bu insanlara cehennem var yanacaksından yaklaşmaktan daha öte Allah'ın rahmeti geniştir. Bu kadar kulları içerisinde <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki ayeti kerimede benden ümit kesmeyin diyor. Kesmeyeceğiz ümidimizi. Ramazan geldiyse... Ben de bu Ramazan Mektebi'nin, Ramazan Medresesi'nin, Ramazan Fakültesi'nin, Ramazan Üniversitesi'nin bir öğrenciyim. Senin kulunum ya Rabbi diyeceğim. Geldik. Allah Teala hangi kulu geldi de git kulum ben istemiyorum dedi ki allah Teala. Bilakis gel diyor allah Teala. Benden ümit kesme diyor. Şimdi heh. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki allah Teala benimle beraber ümmetime iki güvence verdi diyor. İki koruma, iki kalka iki müjde diyelim biz ona. İki eman. Birisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmaları. Efendim benim peygamber olmam, benim ümmetime bir kere bir kalkan, bir sigorta bu. Ahirete bir sigortamız var bizim, garantimiz var diye Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygambere ümmet olduk biz. En büyük bahtiyarlık bu. Ve onu görmeden. E, tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de bunlar efendim onlarca ayeti kerime sayılır. Kuntum hayra ümmetin uhricet dinnaz Sizler yeryüzünde çıkartılmış olan En hayırlı ümmet. Ümmetsiniz Şimdi Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a kadar gelen Ne kadar peygamber var Hiçbiri hakkında demiyordu Kur'an-ı Kerim Diyor ki Ali İmran Suresinde Yeryüzünde çıkartılmış olan En hayırlı ümmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti Sonda geldi en hayırlısı oldu Sonra vasıflarını sayıyor şartlarını Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak. Allah Teala diyor ki onun hakkında o peygamber öyle bir peygamber ki Rauf ve Rahim 99 isminden iki ismini peygamberi hakkında kullanıyor. Benim peygamberim Rauf ve, ve Rahim, Rahim. Ümmetine son derece düşkün, son derece merhametli bir peygamber diyor. Öbür taraftan ve ma'ar sennake illa rahmetel ilalemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Öbür taraftan inna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira. Şahit, müjdeleyici, uyarıcı. Siracem münira, nur saçan kandil. Karanlıklardan bizi aydınlığa çıkarıyor. Cehaletten aydınlığa getiriyor. Batıldan hakka, kötüden iyiliğe bizi çekiyor. Her türlü yanlışlıktan bizi aldı peygamberimiz. Getirdi en doğru muhkem bir şeyin içerisine koydu bizi. Onun için bize de diyor ki benim peygamber olmam, benim ümmetim için onlara büyük bir güvence. Eğer ki biz o halde biz şunu koruyacağız. Yaşadığımız hayatın içerisinde bir Müslüman olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gönderilen bizim efendim, ümmet olduğumuz o peygamberin izini sürer. Onun takipçisi olur. Onu takip eder. Onun beğenicisi olur. Onun sünnetine itibar ederek bir hayat yaşayıp da kendimizi ona benzeterek onun güzelliklerine, nezaketine, onun medeniyetine, onun efendim ortaya koymuş olduğu hassasiyetlere aynı biz de o kriterler üzere hayatı devam ettirdiğimizde ahirete vardığımız zaman bize bir güvence var. Bu bir. İkincisi buna herkes sevinecek. Benim ümmetim istiğfara devam ettiği müddetçe Allah onlara azap etmez diyor. Hatta bir ayette ben Ahmet hocama destek vereyim. Hani ümitsizler için biraz daha konuşuyoruz ya. "Ve bil esharihum yestagfirun." Onlar evet, seherlerde yani şu vakitler edelim. seher vakitleridir evet. İstiğfar ederler. Allah'tan bağışlanma talebinde bulunurlar. Dolayısıyla bizler sizlere, sizler bizlere dua edin istifarda bulunun. Ama tevbe bireyseldir. Eyvallah. Herkes tevbesini bireysel kendi yapar. Niye? Çünkü ben sizin günahını günahınızı, siz de benim günahımı bilmezsiniz. Dolayısıyla Rabbinalfiili esasında bu dua da çok önemli. Tam bu noktada devreye giriyor Rabbinalfiili Allah'ım beni affeyle. Veli <Sessizlik> valideyye anne babamı affeyle. Velil müminine tüm inananları affeyle. Yevme yakumul hesap. Hesap gününde bizi mahcup etme. Bunu Kabe'li tavaf ederken hocam biliyorsunuz Hac evet, Rükni Yemani'ye geldiğimiz Hac zaman Hacer Resvet arası, arası evet. son düzlükte son periyot evet. diyorum ben. Orada kafilemizle birlikte haykırdık. Allah tekrarını Eyvallah. yaşasın. yaşatsın. Şimdi benim İstifar. istiğfara devam ettiği müddetçe Allah onlara azap etmez diyor. Şimdi diyelim ki azap illaki başına bomba yağması değil. İlla ki yangında yanman değil. Üzüntü sebeplerin neyse. Hı hı. Evindeki maddi manevi darlık, bunalım, üzüntü, keder. Evlisin geçinemiyorsun. Çoluk çocuğuma şikayet ediyorsun. işin <laughs> İşin var kazanıyorsun yine şikayet ediyorsun. Mereketini görmüyorsun. Mutlu değilsin. Çilenin içerisindesin. Bazı geliyor arka hocam oturayım da bana bir Fatiha oku ya da bir su oku da ya da ben bir ferahlıyım da bana bir şey anlat da biraz ferahlıyım gibi ne kadar sıkılan daralan insanlar var. Neyle ferahlayacaklar? Bunlara İnş, ne anlatalım biz? İnşirah suresinde burada <laughs> evet, Kur'an-ı Kerim ferahlamak için, huzur bulmak için demin okuduğunuz ayeti kerimede ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, huzur bulur. Onu önüne koy bir de istiğfar et. İstiğfara devam ettiği müddetçe kullarımı azap etmem diyor. Mekke'nin müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler dediler ki ya Muhammed sen haksan, doğruysan Rabbine söyle bizim üzerimize taş yağdırsın dediler. Ebu Cehiller ve tayfaları. Dediler ki eğer hak üzereysen söyle Rabbine bize taş yağdırsın. Biz de sana inanalım dediler. Sonra Allahü Teala peygamberine ayet yolladı. Enfal suresinde <laughs> ve ma kana Allah li ve ente fihim <laughs> ve ma kana Allah ma be hum <laughs> Ya Muhammed dedi Allahu Teala aleyhissalatu vesselam sen onların arasındayken Allah kullarına azap edici değildir. <laughs> <laughs> Halbuki onlar kim? Onların arasındayken onlar dediği kim? Mekke'nin müşrikleri. Azabı hak edenler, Allah'a ortak koşanlar, peygamberi reddedenler. Allah'tan gelen emir ve yasakları reddeden insanlıktan ve topluluk, nasibini almamış. Cahiliye döneminde cehalette kalmış kız çocukların diri diri toprağa gömen. insanlara hayat hakkı vermeyen bir topluluk bu. Kadınları He, eşya gözüyle Sen gömen. haksan dedi ki Allah'a söyle taş yağdırsın üzerimize. Ama Allah da cevap verdi. Ya Muhammed sen onların arasındayken Allah kullarına azap edici değildi. E şimdi buradan bir yol açılsın bize. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evet bedeniyle hayatta değil. Ruhaniyetiyle salavat-ı şerifelerle onu anarak o Kur'an-ı Kerim'in ondan bahsetmesi salavatlarla onu anmamız, sünnetiyle onu anmamız, anlatma, efendim, anmamız nezaketiyle anmamız, medeniyetiyle anmamız hep o beraberliği bize getiriyor. Onun sünneti onun getirdiği Kur'an-ı Kerim ve onu tatbik eden Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti hayatımızda olursa bize de azap yok. Azap etmem diyor. Hmm. Sen onların arasındayken. Bir de kulların istiğfar'a devam ettiği müddetçe Allah onlara azap edici değildi. Bu Kur'an'da ayettir. Enfal suresinde. O halde üzüntüde olanlarımız, hmm. kederde olanlarımız, şu Ramazan gecesinde ferahlamak isteyenler, rahata huzura erişmek isteyenler Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki bir hadis şerifinde bütün dertlerinizin, üzüntülerinizin, kederlerinizin sebebi müptelası olduğunuz günahlarınızdan sebeptir. Üzüntünüz, kederiniz varsa mutlaka devamlı yapa geldiğiniz ya da ara ara düştüğünüz hatalarınız ve günahlarınızdan sebep, sıkıntı ve üzüntü sebebi bunlardır. Bunun çözümü de istiğfara devam etmeleridir. Bir istiğfar. Ne demek istiğfar? Estağfirullahallezi la ilahe illahu El ve Yani tövbe etmek. Tövbe etmek. Sadece estağfurullah dese o da yeter. Ne demek estağfurullah? Özür dilerim ya Rabbi. Haddimi açtım. Ya bir de Yanlış zaten, yaptım. Tövbenin hocam ön şartı pişmanlıktır. Eyvallah. Nedamettir. Yani şu anda belki bizi izleyen hani ümitsiz olanlara hocam biraz önce bir ayetten bahsetti ama kısmen değindi. Zümer 53. Evet. Zümer suresi 53. ayet Kabe'nin kapısında yazılı. Ve enteresan olan bir hadise bu ayetin iniş sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden vahşinin evet. Hazreti Vahşi olusuyla alakalı. Bakın bizler Peygamber amcası katili değiliz ama günahkarız. Evet. Ama Allah'ın sonsuz bir rahmet kapısına in inanıyoruz, güveniyoruz. Ee, o yüzden tövbe çok önemli bir ibadettir. Tövbenin ön şartı pişmanlıktır. Allah'ım ben... Şu dakika itibariyle şu şu noktada zafiyetlerim var söz veriyorum. Bundan sonra inşallah senin gücün benim irademle inşallah senin yardımınla ben bunun üstesinden geleceğim diyerek söz vermek bir nevi Eyvallah. nasıl tövbe değil hocam? Mesela tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biriniz yanlış bir şey yaptı. Hata yaptı, günah yaptı, pişman olacak bir şey yaptı. Kendine göre günah yaptı, zina yaptı diye efendim. E, yanlışta bulundu. kusurlu, nefsine bağlı bir günah yaptı. Bundan kurtulmak istiyor. Yaptı ama çok da pişman oldu. Şu mübarek gecede bütün huzuru arayan kardeşlerimiz, mutlu olmak isteyenler Peygamberimiz buyuruyor ki kalksın abdest alsın diyor. İki rakatta Allah rızası için namaz kılsın diyor. Sonra Rabbine el açsın. Hı. Ya Rabbi ben sana geldim. İstiğfar etsin. Kalksın. Allahu Teala'nın izni keremini o günahları bağışlanmıştır buyuruyor. Burada bir parantez açalım. Burada kul hakkı müstesna. Kul hakkı Sabahtan akşama kadar bin bir defa istiğfar etsen, şu kadar tesbihat yaptım desen, kul hakkı istiğfarla kalkmaz. Kul hakkı neyle kalkar? Hak sahibinin e, gideceksin, yanına helalleşeceksin. Bazı insanlar mesela biliyoruz, hak hukuku yemiş. Ben hacca gidiyorum, ben ümreye gidiyorum, ben şu kadar zekat veriyorum. Senin verdiğin zekat, farz borcunu ödersin. Gittiğin hacdan, ümreyle, gece kıldığın teheccüdlerle misal kul hakkı ödenmez. Eyvallah. Kul hakkı neyle olacak? Hak sahibiyle mutlaka hakkı. helalleşmekle olacak. O helalleşikten sonra da o helalleştiğin kişiyi bir nevi üzmüş olduk ya. E, tabii onlar helalleşecek. Onu üzdüğümüz için Allah'a da üzmüş olduk. Evet, o bir de onu üzerek Allah'tan lazım. da tabii. Tabii. E, Burada ince bir nokta burası. Aynen, hocam, süremizin sonuna geldik. Yaklaşık 3 dakika sonra İstanbul için imsak. Eyvallah. Ben sizin güzel duanızı dinleyeceğim, seyircilerimizle beraber amin diyeceğiz. Evet. Hem bir, bir birkaç su yudumlayın hocam. Ezan vakti geldi. Efendim, ilk sahurda bizleri hanenize misafir ettiniz. Ben hepinize ekibim adına teşekkür ediyorum. Allah hanenizden huzuru, bereketi eksik eylemesin. Aha. Evlatlarınızla, ailenizle birlikte Allah hayırlı ömürler yaşatsın. Nice Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı, Ramazan'ın getirmiş olduğu bütün güzelliklerden de istifade edebilmeyi Allah hepinize nasip eylesin. Şu dakika itibariyle de kimin bir derdi, bir sıkıntısı var ise de Allah şu seherler hürmetine def eylesin inşallah. Ahmet hocamızın güzel duasına sizlere davet ediyorum. Biraz sonra İstanbul için imsak olacak. Allah tutacağımız oruçlarımızı şimdiden kabullerin en güzeli ile makbul eylesin. Allah nasip ederse yarın sahurda Muhlis Akar hocam beraber bizim konuğumuz olacak. Çok değerli bir konuğumuz. İnşallah onun güzel ilminden de istifade edeceğiz. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hocamızın güzel duasıyla bitiriyoruz. Buyurun. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in. Amin. İlahi Ya Rabbi şu rahmet mevsimine, hususiyetle cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, cehennem kapılarının sonuna kadar kapatıldığı, şeytanların zincire vurulduğu, Kur'an'ın nazil olduğu şu mübarek Ramazan-ı Şerif mevsimini hepimiz hakkında hayırlara ve bereketlere vesile eyle. Amin. Şu Ramazan-ı Şerif vesilesiyle gönderdiğin Kur'an-ı Azimuşa'nın hürmetine, içine düştüğümüz maddi manevi darlıklardan, ...hastalıklardan hepimize selamete ve afiyete çıkmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Amin. Derdi olanlarımıza devalar ihsan eyle. Amin. Borcu olanlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin hepimizden önce ahirete uğurlanmış olan... ...ehli iman göçmüşlerimize bir kere daha rahmet eyle. Amin. Hepimize hayırlı uzun ömür, sağlık ve afiyetlerle... razı olduğun bir hayatı tamamlamaya... ...cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Niyetleneceğimiz oruçlarımızı... ...takva üzere tutabilmeye... ...hepimizi muvaffak eyle. Ramazan-ı Şerif aynı, ...mukabelesiyle, terahvisiyle, orucuyla... ...hayır hasenatıyla... ...iyilik ve güzellikleriyle... ...senin rızana uygun olarak değerlendirmeyi... ...hepimize nasip Amin. eyle. Ya Rabbel Alemin... ...şu mübarek mevsimde... ...cennetini istiyoruz, hepimize nasip eyle. Amin. Cehenneminden sana sığındık... ...hepimizi cehenneminden azat eyle. Amin. Ekranları başında amin diyen kardeşlerimizin her birerlerimizin hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza bizi nail eyle. Amin. Hayırlarda bizleri daim eyle. Şerlerden, kötülüklerden, afat ise semaviyeden, afat-ı bizi de, ehlimizi de, neslimizi de, sevdiklerimizi de muhafaza eyle. Esselatu vesselam. Aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Bir rahmetike ya rahmen rahimin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه الفنان